İnsan kulağı yaklaşık olarak 20 Hz civarındaki frekanslardan ki bu arada 20 Hz duyulması oldukça düşük bir sınır, 20000 Hz'e kadar olan frekansları duyabilme yetisine sahiptir. 20000 de gerçekten yüksek bir sınır. Bizler ancak bu aralıktaki sesleri duyabiliyoruz arkadaşlar. Eğer bu aralığın üstünde bir frekans varsa buna özel bir isim veriyoruz ve ultrason veya ultrasonik diyoruz. Bu tip frekansların hayvanları rahatsız etmek dışında daha pratik uygulamaları var. Mesela medikal görüntülemelerde veya insan vücudunda neler döndüğünü görmek istediğimizde bu frekanslardan yararlanıyoruz. Diyelim ki burada insan vücudunun bir kısmı olsun. Şurada da belki önemli bir organ veya doku vardır. Aynı şekilde şurada da bir doku olsun. Bir şey yanlış gidiyor, kendinizi iyi hissetmiyorsunuz ve içeride neler olup bittiğini öğrenmek istiyorsunuz diyelim. Bunu görmek için hemen ameliyat olabilirsiniz ama bu tabii ki berbat bir çözüm olur. İnsanlar durduk yerde ameliyat olmak istemez. Röntgen çektirebilirsiniz ama bu sefer de çok fazla radyasyona maruz kalırsınız. O da kötü. Genellikle en iyi çözüm ultrason yaptırmak olur. Doktorlar ultrason yaparken transdüser denilen bir alet kullanır. Bu transdüseri cildin üzerine koyarlar ama önce transdüseri fişe takıp elektrik enerjisi almasını sağlarlar. Sonra bu alet bu enerjiyi ses enerjisine dönüştürür ve ses dalgaları oluşturur. Bu transdüser içeriye doğru bir darbe yani puls yollar. Bu puls içeriye doğru ilerler ve karşılaştığı herhangi bir şeyi geri yansıtır. Yani ne zaman bir ortam değişikliği olursa o zaman onu yansıtır. Bu durumu şuradaki çizim üzerinden inceleyelim. Bunlar çeşitli organlardan doku parçaları olsun diyelim. Kırmızı çizgilerde kanı temsil etsin. Bu böyle devam edecek, devam edecek. Kan ve dokunun kesiştiği bu ara yüze geldiği zaman yansıyacak ve geri dönecek. Bakın bu transdüser zamanı hep takip ediyor. Yani ne zaman puls göndereceğini biliyor ve geri dönen pulsun ne zaman yansıdığını da biliyor. Ayrıca sesin hızından da haberdar. Dolayısıyla bu pulsun geri gelme süresini kullanıp ne kadar mesafe uzaklıktan yansımış olması gerektiğini hesaplayabiliyor ve yansıma noktasını bulabiliyor. Kabiliyetleri bu kadarla da sınırlı değil. Bu dalganın bir kısmı ilerlemeye devam ediyor, devam ediyor. Doku ile kanın birleştiği bu arayüze gelene kadar devam ediyor. Bu noktaya geldiğinde yansıyor ve geri dönüyor. Bu pulsun geri dönmesi biraz daha uzun sürüyor tabi. Transdüser ne olduğunu biliyor tabii ki ve diyor ki evet bu kadar sürdü ama o zaman ileride bir yerde başka bir şey daha olmalı. Çünkü puls iki defa yansıdı. O zaman ilk yansıdığı yer başlangıcı son yansıdığı yerde sonu diyor. Ama daha bitmedi. Bu dalga böyle ilerlemeye devam ediyor. Buradaki kan ve doku arasındaki ara yüzden yansıyacak ve geri gelecek. Ses dalgalarını bilerek biraz kötü çiziyorum ki geri, geri geldiğini görün. Normalde bu dalgalar birbirleri üzerinden geri dönerler. Bunu böyle böyle sürekli yapmaya devam ediyor ve buralarda noktalar olduğunu anlıyor. İki farklı ortam arasındaki arayüz noktalarını fark ediyor. Eğer bu transdüser bütün e, yüzeyinden içeriye doğru pulslar gönderirse bütün bu kesit alanını kapsayan bölgenin bir görüntüsünü elde edebilirsiniz. Dolayısıyla bütün bu noktaları görüntülemeye başlarsınız ve bunun içerisinde ne olduğunu, ne şekilde olduğunu, herhangi bir lezyon veya kitle olup olmadığını anlayabilirsiniz. İşte bu ultrason. Faydalı olduğu alanlardan biri de e, bu şekilde ultrason frekansları kullanılmasıyla olur. Peki ama neden ultrason kullanıyoruz diye merak ediyor olabilirsiniz. Çünkü eğer bu transdüseri alıp duyulabilir frekanslarda çalıştırıyor olsaydık, alet sürekli ses çıkarırdı ve bunu bir insan üzerinde kullanmak isteseydik, muhtemelen o insan bunun iyi bir fikir olmadığını ve bir an önce oradan uzaklaşmamızı isterdi. Ultrason kullanımının başka bir pratik sebebi de yüksek frekansa ve düşük dalga boyuna sahip olmasından kaynaklanıyor. Bu ikisi esasında aynı şey. Çünkü hatırlayalım bir dalganın hızı dalga boyu çarpı frekansıydı. Bu yüzden frekans yüksekse dalga boyu düşük olur. Çünkü hız bu ikilinin herhangi biriyle belirlenmiyor. Daha ziyade hangi ortamda olduğu ile belirleniyor. Anlaşılan o ki yüksek frekansta ve düşük dalga boyunda daha az kırınım gerçekleşiyor. Kırınım düzgün görüntü elde etmenin baş düşmanlarından biri. Çünkü kırınım demek dalgaların dağılması anlamına geliyor. Şöyle bir dalga olsun ve bu şekilde ilerlesin diyelim. Ama önünde bir çeşit engel olsun. Engelin üzerine de şöyle küçük bir delik açalım. Dalgalar buraya geldiğinde dağılmaya başlar. Eğer gelen dalga yüksek frekanslı ise çok fazla dağılmaz. Bu delikten geçer. Az da olsa dağılır ve birazcık genişler. Ama eğer düşük frekanslı bir dalga olsaydı, mesela duyulabilir aralıkta olan yüksek dalga boylu bir dalga olsaydı, daha fazla dağılma görürdük ve bu büyük bir sorun yaratırdı. Çünkü bakın, eğer dağılması fazla olursa bu dalga buraya doğru geldiğinde köşelerden dönerek ilerler. Kırınımın sebep olduğu şeylerden biri de dalgaları köşelerden döndürerek ilerletir. Dağılma gerçekleşir, ses dalgaları bükülür, bir şeylerden yansıyan ses dalgaları transdüserin kafasını karıştırır ve bulanık bir görüntü elde ederiz. Bu yüzden yüksek frekanslı ses dalgaları kullanmak daha mantıklı. Daha az kırınım olduğu için daha düzgün görüntüler elde ederiz. Böylelikle ultrasonun uygulandığı alanlardan biri olan medikal görüntülemede nasıl kullanıldığını incelemiş olduk beraber.